Meryem kızım. Gülbin abla. Merak etme Nalin. Kurtaracağım seni buradan. Baran. Oğlum. Oğlum Baran. Ana! Oğlum! Oğlum Baran, özür dilerim oğlum. Özür dilerim çok. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Oğlum. Seni burada bırakmayacağım. Hadi Baran. Hadi Baran kuzum. Biliyorum çoksun. Biliyorum ben sana ne desem boş. Ama sabretmemiz gerek. Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Hadi kuzum. Haydi aslan. Siz gidin. Burada mı kalır? Bunun anana bir yararı olmaz. Baran, dua et oğlum. Bak Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek kusun. Ben avukatlarla konuşurum. Bu böyle kalmaz, merak etme sen. Gerekirse başka avukat da tutarım. 3-5 Ne yapıp edip Nalin'i buradan çıkartacağım. Sana söz vereyim. Şunu be oğlum, açsana. Yok. Ne açan var, ne arayan var. Ya kaç saat oldu gideli? Kötüye yorma anacığım. Vardır bir hayır uzamasında. Yok kızım, yok. İçim hiç rahat değil. Bak ne kadar zaman oldu. İnsan bir arar değil mi? Keşke ben de gitseydim. Belki fırsat olmamıştır anacığım ya. Sen telaş etme. Şimdi tansiyonun falan oynayacak. Ebru'dan bir haber yok değil mi? Ah anacığım ya. Ona üzül, buna üzül. Kendini mahvettin. Daha yeni ayaklandın zaten. Biraz dikkat etmen gerekiyor kendine. Daha torun büyüteceksin, masal anlatacaksın ona. Onu da geçtim anacığım. Bizim sana ihtiyacımız var. Ah kızım ben ne edeyim? Dertlerden ne sen analığını yaşayabildin, ne ben torunumun keyfini yaşayabildim. Ama ne edeyim? Bak biri hastahanede, birinin ne olacağı belli değil. Ben ne edeceğimi şaşırdım. Böyle kara kara düşünüp ah vah etmekle de hiçbir şeyin önüne geçilmiyor ki. Böyle ah ettiğinden kalayın işte. Kimin ahını aldık acaba? Gün yüzü göremez olduk.
Ebru Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Lütfen konuşmayın. Üst üste iki ameliyat geçirdiniz. Mümkün olduğunca az efor sarf etmeniz lazım. Tansiyon 13.9 hocam. Gayet güzel. Bünyeniz oldukça kuvvetli Ebru Hanım ama dinlenmeye ihtiyacınız var. Uyandı mı? Uyandı. Açtı gözlerini. Çok sevindim. Haydi aslanım, artık gitmemiz lazım. Harap oldun zaten. Hastalanırsın falan, sonra ananı görmeye geldiğinde ne diyeceksin? Bir de gözü arkadan mı kalsın? Görebilecek miyim? Tabii ki göreceksin. Ama şimdi gitmemiz lazım, haydi. Yarın. Sen merak etme, ben elimden geleni yapacağım. Haydi Emine. Haydi. Baran. Ben de Narin Hanım için elimden ne geliyorsa her şeyi yapacağım. Ne gerekirse söz veriyorum. Amca durdur arabayı. Ne oldu oğlum? İneceğim ben, durdur hadi. Nereye? Emine bırak, varma üzerine. Biraz yalnız kalsın, iyi gelir. Sabaha kadar burada mı kalacağız? İçeri. Allah kurtarsın. Pek de güzelmiş, yazık olmuyor. Belli zenginlerden bu. Pek de güzelmiş. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Kızlar. Hadi dağılın. Maymun mu oynuyor burada? Açılın hadi. Açılın. Aman Kevser abla, hoş geldin diyoruz. Açılın ki hoş görsün. Neyi hoş görecekse. Gel kızım. Gel yavrum. Niye gelmiş bu? Kumasanı bıçaklamış. Vay, anladım. Kumanı mı vurdun? Helal olsun. Geberdi inşallah. Ben hatırlamıyorum.
Sus be. Ağla yavrum. Ağla. Dök içindekini. Yoksa yaşayamazsın. Sen gittin. Sonra dayım. Şimdi de anamı içeri aldılar. Hem de neden biliyor musun? Anam Ebru'yu bıçaklamış. Yani öyle diyorlar. Ebru hastanede canıyla cebelleşiyor. Anamı tutukladılar. Kim kaldı geriye baba? Elimden alınacak kim kaldı? Seni anlamadan, dinlemeden yargıladığım için mi oluyor bunlar? Sanki Allah diyor ki... Sana babanı geri verdim. Ama sen kıymetini bilmedin. Dayını aldım. Şimdi de ananı alıyorum. Öyle mi diyor? Kardeşlerim de benim cezamı mı çekecek? Niye ki? Onların ne suçu var? Daha Rüzgar senin yokluğuna bile alışmamışken... Ebru'ya bir şey olursa... Daha kaç terk ediliş var baba? Kim kaldı? Ayşe mi diyorsun? Onun da umrunda değilim ki ben. Herkes kendi derdinin peşine düşmüş. Bak daha yeni anlıyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Sana büyüdün demiştim, hatırlıyor musun? Büyümemişim ben aslında. Keşke yanımda olsaydın da öğretseydin. Kendimi kaybettim demeyeceğim. Ama ben kendimde kayboldum baba. Açmıyor. Ay kötü bir şey mi oldu acaba? Çatlayacağım ben. Cık. Ay Allah aşkına otur artık Özlem ya. Otur otur, sabahtan beri oturuyoruz zaten. Kendim halledeceğim avukatları dedi. Çok kalmadan geliriz dedi. Var ya, hangi birini düşüneceğimizi şaşırdık ha. Bir Ebru yenge, bir Narin. Asıl dağının kuyruğu Ebru yenge gelince kopacak. Hay Allah'ım, akıl fikir ver ya Rabbim ya. Ana ya, Oğuz komutanı mı arasak acaba? Ben duramıyorum böyle. İyi, aramayalım.
hadi yeter artık bu kadar beklediğimiz. Evet ya, ben dayanamayacağım artık. Tamam sakin, ne yapıyorsun Maya? Dur. Annem nasıl? Lütfen artık annemin yanında olmamıza izin verin. Önce bir sakin olun. Beni bir dinleyin bakalım. Korkulacak bir şey yok. Anneniz gayet iyi. Hatta düşündüğümden daha da iyi. Süper. O zaman görebiliriz artık değil mi? Ebru Hanım yorucu iki ameliyat geçirdi. Evet, çabuk toparlıyor. Ve biz bu durumu korumak istiyoruz. Yani? Yani şimdi yanına girerseniz konuşmaya çalışacak, ağlayacak, bu da onu yoracak. Biraz daha sabırlı olun. Anlaştık mı? Peki, teşekkür ederiz. Kendal Hanım'ı nasıl diyeceğiz? Olduğu gibi deriz her şey. Naren nerede? Ana. Tutuklu yargılanmasına karar verdi savcı. Ne tutukluluğu Kendal? Hani serbest kalacak dediydin? Narin ne yapar orada bir başına ha? Söyle nasıl bitecek bu iş? Ha? Bir şey söyle Kendal, bir şey söyle. Bilmeyeyim ana. Bileceğim Kendal, bileceğim, bileceğim. Emine abla ne oldu? Benden bir şey saklamaz, sakla. Sakın Kendal nerede? Ya ana bir sakin ol ya, Allah aşkına ya. Ana, ilk mahkemede çıkar. Avukatlar çıkartırız değiller. He, değiller. Savcı tutuklamaz da değillerdi. Ha, ne olacak? Ben şimdi hangi birine yanayım ha? Ebru'ya bunu yaptıysa çeksin cezasını diyemem. Çıksın gelsin Ebru'nun yaşadıkları yanına kar kalsın da diyemem. Sesimi sözümü bitirdiniz el birliğine, bitirdiniz. Bitirdiniz. Ana benim ne suçum var ya? Ana. Ana ne oldu ya? Bence var ya, bunu kutlamalıyız ha. Hem de öyle bir gece değil. Üç gece. Ne üçü? Beş gece. Yok canım ya, sağ ol. Sen hiç zahmet etme. Niye ya? Ama kutlamak için çok güzel bir sebebimiz var. Ben her şeyi düşünürüm. Sıkıntı yok. Şimdi ne olacak? Peki Narin ne kadar ceza alacak? Abla ne oldu ya? Narin tutuladılar. Ne diyorsun Emine abla ya? Kim bu kızın babası? İlacın al, kurban olayım. Ay Emine, her dakika ilaç uzatıp durma bana ya. Ama istersen uzan. Emine ne uzanması, ben yerimde duramayayım. Ana geçmiş olsun, çok üzüldüm ben gerçekten. Ah kızım, ben artık üzülemiyorum. Narinim, adı gibi Narinim. Ne yapar oralarda, ne yer, ne içer? Oradaki insanlarla nasıl baş eder? Ana, Kendal bir çaresini bulacak. Narin öyle bırakacak değil ya. Bugün yeni avukatlar falan dedi ana. Nasıl olacak o iş ha?
Bir suç işlenmişse cezası da vardır. Yani olmamış gibi mi davranacağız? Kanun var, nizam var. 10 tane avukat tutsa da olmaz. Bundan haberiniz var mı? Hadi bakalım. Yeni gelin mi geliyor, ne oluyor be? Oğlum bu ne? Ben de onu soruyorum babaanne. Bak adanın yanında bir kız vardı. Anamı görünce babamın yüzük aldığı kadın bu dedi. Kim aldı bu yüzüğü, ne oluyor burada? Vay vay vay. Taktaş mı? Şimdi Rüzgar bilmiyor mu hala? Yok ya, bilmiyor. Zaten zor oyalıyoruz. Bir de ne desek inanmıyor ki zaten. O kadar zeki ki her halimizden anlıyor. Bizim şu yaşımızda başa çıkamadığımız şeylerle o tek başına uğraşıyor. Hayır, biz de kendimizi toparlayıp destek olamıyoruz ki ona. Canım benim ya. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordur. Eyvah. Sizi burada bulacağımı biliyordum beyefendi. Evet. Suçluyum. İtiraf ediyorum. Ama suçumun sonuna kadar da arkasındayım. Çünkü ben burada olmasam aklım burada olacak. Ben de bari komple burada olayım dedim. İyi, hadi otur şuraya. Canımı sıkma benim. Tamam. Var mı bir gelişme? Gözünü açtı. Aa, çok iyi haber bu. Hadi gözünüz aydın. Sağ olun hocam. Narin'i de içeri attılar. Annem bir kendine gelsin, o da söylesin. O zaman görür gününü. Oğuz abi de gerekeni yapar değil mi Serdar? Yani suçlu kim olursa olsun. Sağ ol Esma. Esma 3 yıldır burada. Abileri onu kendisinden çok büyük biriyle evlendirmek istemiş. Tabii bu da istememiş. Kavga, dövüş. Kızın çok üstüne gitmişler. Dayakla cabası. Bu da dayanamamış, ikisini de bıçaklamış. Abilerden biri de ölmüş. Sevdiğim bir çocuk var, onunla evleneceğim diyordu. İçeriye girdikten bir sene sonra çocuk başkasıyla evlenmiş. Esma'nın daha 9 senesi var. Şu yukarıdaki de İngiliz. Bir Türk'e aşık olmuş, İstanbul'a gelmiş. Arabayla yurt dışına çıkacakları sırada arabada uyuşturucu yakalanmış. 15 yıl istiyorlar. Mahkemesi devam ediyor. Alttaki de Nihal. Tecavüzcüsünü vurmuş. Onu da 11 yıl istiyorlar. Onun da mahkemesi devam ediyor. Anlayacağın kızım, buradakiler dışarıdaki kötülerle baş edemedikleri için buradalar. Onlardan hiç korkma. Hadi sen çayını iç. Çayını da içini de soğutma. Hadi. Kim aldı bu yüzüğü diyorum size? Baran, biz bilmiyoruz vallahi. Oğlum benim bir şeyden haberim yok. Bak çıldıracağım babaanne. Nasıl cesaret ediyorlar buna? Anam bunu nasıl alıp da saklıyor benden? Oğlum senden sakladığı falan yoktur. Yani sen nereden çıkarayım bunu? Yok öyle bir şey. O zaman çekmecesinde ne işi var? Babaanne almasaymış. Oğlum sen üzülmeyesin diye söylememiştir. Yoksa böyle bir şey mümkün mü? Allah Allah. Oğlum şimdi bunun sırası mı? Anan içeride, Ebru hastahanede. Başımızda şunca dert var. Sen kalkmış şu yüzüğün hesabını sorayım. Ben bunu yapanı bulurum ama. Bulunca da o... Baran! Baran.
yüzüğü kalmış ha. Bak sen. Bunların da az zena. De şimdi kötü oldu tabii. Ben biliyorum o yüzüğü kimin aldığını. İyi adam lafın üstüne geldi. Oğuz komutanlarından haber var mı? Sen görebildin mi Narin? Hayır, zaten hemen göstermezler Emine Hanım. Narin ne yapar oralarda? Kadriyan'ı Narin'e götürmek için elbise, terlik falan hazırlarsanız ben kendisine ulaştırırım. Narin'e bir çanta hazırlayın. Beni Oğuz komutanla yalnız bırakın. Size de geçmiş olsun Oğuz komutan. En az siz de bizim kadar üzüldünüz. Ha, vallahi özür dilerim ha. Hayır, elim kırılaydı da arabaya kullanmayaydım. Ama sen beni bilin ha. Ne kadar dikkatli bir adam olduğumu sen de iyi bilin ha. Öyle elime şey çıktı işte, şey demedim. Vallahi ben de bilmedim nasıl oldu. Bugüne kadar bir tane kazam oldu mu ha? Olmadı, sen de bildin. Bu da olmazdı da işte. Oldu. Rıza, sus. Sus, babanın hatırı olmasa var ya, bileyim yapacağım ama. Ağam, gözünü seveyim, seni affettim de. Ben bu vicdan azabıyla, ben bu üzüntüyle daha fazla yaşayamam ağam. Senin bana kırgın olmana dayanamam ağam. Rıza, sus. Şansını zorlama. Ağam, seni affettim de. Affet beni ağam. Tut lan şunu. Tutayım ağam. Sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Ha? Ağam yapma, yapma ağam. Yapma. Ağam, yapma. Ağam, yapma. Senden bir tek şey isteyeceğim. Bana açık ol. Narin'e ne olacaksa, ne olma ihtimali varsa tek tek söyle. Bu durum gerçekten benim için de zor Kadriyan'a. Ama inanın ki ne olacağını ben de kestiremiyorum. Her şey o kadar havada ki. Tek bildiğim mahkemeye çıkacağı. Orada söyleyecekleri çok önemli. Ama hala tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyor. Bu durumda Ebru'nun ifadesi beklenecek. Ama benim içime sinmeyen bir şeyler var ana. Niye? Olay yerinde Ebru Hanım'ın yaralanmasına sebep olan bıçak, kesici alet, işte o her neyse onu bulamadık. Yani Narin bu denli kendini kaybettiyse o alet nerede? Bu ne demek? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Öğrenince bize de söyle. Söylemediğin bir şey kalmasın. Sonra bir şekilde bir yerden öğreniriz. Bu da hoş olmuyor. Sen Narin'e yüzük mü aldın? O yüzüğü Narin Oğuz komutan aldı. Özlem, karışma. Karışmıyorum, söylüyorum bilin diye. Lazım değil. Hadi yardım et de bir an önce komutana vereyim de kıza götürsün. Sen ne diyorsun Emine abla bu işe? Yüzük müzük falan. Yani şimdi bu çarşıya diye çıkıp Oğuz komutanın yanına mı gidiyormuş? Baran inşallah anlamaz ha. Sonra sen seyret burada kıyameti. Özlem, yeter artık yeter. İnsanı zorla çileden çıkarma. Eğer sen ulu orta demezsen kimse duymaz. Eğer azıcık hep arkanda duran anamı düşünüyorsan sus artık sus. Ben anama bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Sense olsun diye üstüne üstüne gidiyorsun kadın. Özlem, ne zaman duracaksın, ne zaman anlayacaksın bilmenin değil, bilip de susmanın marifet oldu. Ne laf biriktirmişim be, maşallah. Ya ben eden değil, tüm laf söyleyene, öyle mi?
Durumu nasıl? Atlattı ama toparlanması için zamana ihtiyaç var. Sen oğlu musun? Ulan her biriniz ayrı dert arkadaş, her biriniz. Yettiniz ulan. Yettiniz be. Bir gün biriniz elimde kalacak ha. Gözüm dönecek, kan beynimde zati. Olmadık bir yerde sıkacım birinin kafasına. Kim denk düşerse artık. Ben Narin'i ilk gördüğüm gün sevdim. Oğlum, biz seni tanıdığımızdan beri sen evlisin. Deniz 5 yaşına kadar buradaydı. Anasını da görmüşlüğün var. Evet. Ama öyle işte. Benim evliliğim ilk günden beri bir hataydı Kadriyana. Annem uygun gördü. Hatta diretti. Ben de bir süre sonra bir şey söyleyemedim. Ya onu ezecektim ya kendime. Ben de kalkıp kendimi ezip geçtim. Ama bir şey değişmedi. Murat'la evli olduğunu biliydin. Evet, biliyordum. İmkansızlıklar hep sırayla geldi. Bu beni durdurdu ama kalbimin sesini durduramadı. Yakın zamana kadar Narin'in de bundan haberi yoktu. Ne dedi? Beni sevdiğin için teşekkür ederim dedi. Hayatımda ilk kez sevilmeyi tattım. Demek ki ben sevilebilecek bir kadınmışım dedi. Bugüne kadar hep ben sevdim. Ama hiç sevilmedim dedi. Demek ki oluyormuş. Bunu bana sen öğrettin dedi. Başka ne dedi? Baran var olmaz dedi. Ben aslında abisi olarak önce Fırat abiyle konuşup onun rızasını almak istedim. Sonra da her şeyi göze alıp gelip sizle konuşacaktım. Sizden isteyecektim. Narin mi istemedi? Sen kızına, ben oğluma dedi. Ben de Narin'e bir yüzük aldım. Bu yüzüğü kimseler görmeden, kimseler duymadan tak dedim. Hayal bile olsa, uzakta bile kalsak, kavuşmak imkansız bile olsa sadece 5 dakikalığına parmağına tak dedim. Yüzüğüm sende olduğu sürece kalbim güvende olacaktır dedim. Baran öğrenince neler olacağını düşünmedin mi? Oğuz komutan, lazım olacak her şeyi koydum içine. Naren'e ulaştırırsın değil mi? Sen hangi akla buraya geliyorsun? Annen neredeyse annemin katili oluyordu. Sen hangi yüzle buraya gelirsin? Yoksa annene gidip başaramadığını mı söyleyeceksin? Ne diyorsun kızım sen? Bence gayet açık konuşuyorum. Geldiğimiz günden beri yapmadığınız kaldı mı ha? Bak benim sabrımı zorlama. Zorlarsam ne olacak?
Ada dur, ne yapıyorsun? Sen bir karışma. Bence de sen karışma. Karışırsam ne olur? Ya amca dur. Amca mı? O kadın. Babamın yüzü kaldı kadın. Ne demek oluyor bu? Ana. Kendal Bey. Nerede kaldın? Kaç saat oldu? Evrak işleri biraz uzun sürdü. Mahkeme günüyle ilgili haber var mı? Ben de onun için gerekli başvurular yaptım Kendal Bey. Sonuç? Henüz net bir şey yok. Ama elimizden gelen en yakın tarihi almaya çalışıyoruz. Çalışmayın avukat, alın. Ne gerekirse yapın. Bir daha da karşıma geldiğinizde bana net bir şey söyleyin. Haydi. Ana. Sana bir şey hazırlayayım mı? Sabahtan beri açsın zaten. Yok kızım, yok canım, bir şey istemiyorum. Ana. Bu yüzük meselesi ne olacak? Baran delirdi. Bir delilik yapmaz. Melek arıyor. Allah'ım hayırlı haberler olsun ya Rabbim. Melek kızım, Ebru'dan haber var mı? Ebru yenge uyandı ana, iyi. Ah çok şükür. Ana. Kızlar bana Nane ablam yüzünden tavırlı. Bize de öyleler kızım. Sıkma canını. Ben konağa geliyorum ana. Tamam kızım, gel. Ebru bir şey söyledi mi? Yok, bir şey demedi. Zaten doktorlar yanına almıyor. Ama iyi, merak etme. Biraz dinlenmesi gerekiyormuş. Hadi sen gel de konuşuruz. Ebru iyiymiş. Melek konağa geliyor. Çok şükür ya Rabbim. Şükür. Ana ne oldu? Kızlar Melek'e sırt çevirmişler. Olanlardan sonra haksız da sayılmazlar. Nasıl toparlayacağım bakalım. Hayırdır Özlem, bu Oğuz komutan yine niye geldi? Dur bakalım daha neler olacak. Şu bildiklerini bana da söylesen de ben de bilsem artık. Narin Ebru niye bıçakladı? Sus Kasım. Dur Kasım ya. Şöyle kenara çekil de seyret Kasım. Nasılmış? Ah Özlem, ah Özlem. Ne oldu, zoruna mı gitti? Hapishaneye mi gidiyoruz komutanım? Cezaevine uğrayıp Narin Hanım'ın çantasını ulaştır. Ama önce Kendal'ın fabrikasına gidelim oğlum. Emredersiniz komutanım. Ana, Oğuz ne dedi? Nane ne olacakmış? O da bilmiyor Emine. Mahkemeye çıkacak dedi. Ebru'nun ifadesi olmadan hiçbir şey net değil dedi. Ay siz hiç merak etmeyin. Ne yapar ne eder Oğuz komutan onu oradan çıkarır. Komutan neredesin? Baran! Nerede Oğuz? Oğlum ne oluyor? Oğuz buradaydı. Anama yüzük alan Oğuz'muş. Nerede o? Ya biraz sessiz ol. Bebek uyuyor. Oğlum sakin ol. Hepiniz biliyordunuz ama benden sakladınız değil mi? Baran oğlum bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu, sakin ol. Ya neyi saklıyorsunuz yenge, neyi saklıyorsunuz ya? Daha neler saklanıyor bir bize. Benim anlamayacağımı, öğrenmeyeceğimi nasıl düşünürsünüz siz? Baran. Yenge bak bu sefer sus. Şimdiye kadar susmuşsun zaten, şimdi de sus. Benim arkamdan anamın çeyizini mi düzüyordunuz siz ya? Babam öleli daha ne kadar oldu? Oğlum. Babaanne. Bak bu sefer seni bile dinlemeyeceğim. Hiçbirinize güvenmiyorum çünkü. Oğlum anan içeride. Ben onunla ayrıca hesaplaşacağım babaanne.
arkadaşı iyi gelir. Güzel. Bakayım, bu da güzel. Kapıyı vurmadan girmene bu sefer de bir şey demeyeyim. Ama bir dahaki sefere affetmem bilesin. Evet, yine ne var? Afiyet olsun. Ebru Hanım'ın yaralanmasıyla ilgili mahkeme günü belli olmadan kafama takılan bazı şeyleri çözmek istiyorum Kendal Bey. Nalan hala olayın tam olarak nasıl olduğunu hatırlayamadığını söylüyor. Bu gerçekten bir cinnet anıysa suç aleti nerede? Ben nereden bileyim bunu? Ne diyeceksen de komutan. Yarım yarım konuşma bana. İşim gücüm var benim ya. Nehirde kanlı bir bez parçası buldum. Atölyenin yakınlarında. Ama eminim ki bunun sizinle hiçbir ilgisi yoktur değil mi Kendal Bey? O yat. Vurmuş, bıçağı da suya atmış. Beni aradı, anlattı. Neden bana söylemediniz? Teyzem kızını korumaya çalışayım. Ne yapaydım ha? Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl oldu bilmeyeyim dedi. İstemeden oldu abi dedi. Bir anda oldu dedi. Çok korkmuştu. Kendi ellerimle ele nasıl verebilirdim ona ha? Nasıl? Teyzem kız, yediğim faturasını ben ödeyemem. Efendim Serdar. Abi, Ebru Hanım uyandı. Tamam, ben geliyorum. Ne olur içimi rahatlatacak bir şeyler söyleyin Ebru. Bakalım delikanlı, nereye böyle? Oğuz'u göreceğim, çekil. Yok komutanım burada, hadi. Ya içeride olduğunu biliyorum, çekil. Yok dedim delikanlı, zorluk çıkarma, hadi git. Olmadığını kendim göreceğim, çekil ya. Yok diyorsam yok burada, hadi. Almayayım seni nezarethaneye. Hadi yürü. Buyur ana. Kendal, Baran'ı bul hemen. Ne oldu ki? Ya yüzük meselesini öğrenmiş. Deli gibi evden çıktı gitti. Yani bize de demediğini bırakmadı. Oğuz'a gitmiş olabilir bak. Bir delilik yapmadan Baran'ı bul hemen. Ne yüzüğü ana? Ne diyin Allah aşkına? Hayır,
Ya Oğuz Narin'e yüzük hediye etmiş. Baran da onu bulmuş. Sen ne diyorsun ana? Buyurun bakalım. Aa, Oğuz Bey. Merhaba. Gözünüz aydın kızlar. Ebru Hanım uyanmış, çok sevindim. Sağ ol Oğuz abi. Uyandı çok şükür. Daha göremedik ama. Narin'i de içeri attılar. Artık her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Ben bir doktorla konuşayım. Oğuz Bey. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Çocuklarla ilgilenebilirseniz eğer. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ne var amca? Neredesin Baran? Yalnız kalmak istiyorum. Kendini zorla buldurtma bana. Neredesin dedim, konuşmamız gerek. Ananla ilgili. Söyle neredesin? Sahildeyim. Beni bekle orada, bir yere ayrılma, ben geleyim. Haydi. Sensin. Ağzından çıkacak her bir söz o kadar önemli ki. Merak etmeyin, toparladı sayılır. Artık endişe edilecek bir durum yok. Çok sevindim, sağ olun. Peki içeri girebilir miyim? Üzgünüm, daha değil. İki büyük ameliyat geçirdi. Peki ifade vermesi için ne zaman uygun olur? Şimdi değil. Birkaç gün daha beklerseniz daha iyi olur. O iyi olsun da. İzninizle. Hastamıza kontrol saati. Teşekkürler. Sen biliyor musun? Yok. Az evvel anandan duydum. Ama belliydi. Dakika başı avluya damlamasının sebebi buymuş işte. Nasıl olur böyle bir şey ya? Hayır, bu herif buna nasıl cesaret ediyor anlamıyorum. Anam da gitmiş, kabul etmiş, odasında saklamış. Haydi aslanım, amcayı en biraz dertleşelim. Burada konuşulacak mevzu değil bu. Ben bunun hesabını fena sorarım ama. Sakin ol oğlum. Ya nasıl sakin ol ya? Seni üzecek bir şey yapmam diyen, babandan başkasını sevmedim diyen, Oğuz komutanla aramda bir şey yok diyen anam, onun belli ki teklifini kabul etmiş, sen hala bana sakin ol diyorsun. Evet, haklısın. Ama bir açıklaması vardır mutlaka ananın. Haydi kalk şimdi, yürüyelim haydi. Gidelim. Ana, buldum buldum. Biraz konuşacağız biz. Merak etme. Haydi. Ben de bir şey demedim tabii. Hallerini bir görseniz o kadar öfkeliler ki. Ben de bir kenarda oturup Ebru yengenin kendine gelmesini bekledim işte. Haksız değiller tabii yani. Analarından olacaklardı neredeyse. Allah korusun. Bizim de yüzümüz yok tabii gitmeye. Ebru anlasın da işin aslını astarını o zaman bakarsın ne olmuş ne bitmiş. İnşallah. Ana,
Bu yüzük meselesi ne? Ben gelirken abimle konuşuyordunuz. Kızım, bu Oğuz komutan Narin'e yüzük almış. Narin de kabul etmiş. Baran da şimdi öğrendi. Konak kalktı indi, görmen lazım. Şimdi fırladı gitti o da zaten. Haydi aslanım, ne bakayım? Sabahtan beri oraya koş, buraya koş, acıkmadın mı? Hem aç kalmanın kime faydası olur? Ne yemesi, ne içmesi amca, ne diyorsun? Bir şey dediğim yok aslanım. Sakin ol diyeyim. İt yürür, kervan yürür diyeyim. Delirme hemen. Nasıl sakin olayım? Bu herif böyle bir şeye nasıl cesaret ediyor anlamıyorum. Ya onu da geçtim, anama ne demeli? Almış odasında saklamış mı? Vay be. Demek komutan hiçbir uyarımıza kulak asmamış. O kadar da konuştum ha. Tehdit bile ettim. Narin'den uzak dur dedim. Ama o ne yapmış etmiş, bildiğini okumuş. Tabii ya. Ne oldu? Babanın vefatında ikide bir gelip beni suçlamadı mı? Dakika başı konakla ses olsa kapıda bitmedi mi bu herif? Peki neden? Narin mevzusunda benim kaç çıkacım bileyim. Aklınca beni taca çıkar açık. Ben o herifi gebertmesini bilirim ama. Bak ömür boyu hapis yatsam bile bunun hesabını veririm. Ne desen haklısın bana. Ama sakin ol. O ite cezasını ben vereceğim. Şimdi seninle daha önemli bir mevzu konuşmamız gerek. Ebru'yu gerçekten bıçaklayan Narin. Nasıl ya? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun ki? Hatırlamıyorum dedi işte. Sen de öyle söyledin. Evet. Öyle söylemesini ben istedim. Ne diyorsun amca sen ya? Beni aradı. Doğru düzgün konuşamaydı bile. Abi ben çok kötü bir şey yaptım. Hemen gel dedi. Anlamadım. Gittim yanına. Onu bulduğumda deli gibiydi. Ağlaya ağlaya anlattı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben de hatırlamayayım, bilmeyeyim de dedim. Ama Ebru kendine geldiğinde diyecek Narin yaptı diye. Ne kadar ceza alacak peki? En az cezayı alması için dişimi tırnağıma takar çalışırım ben. Sen meraklanma. Özellikle bilmeyeyim, hatırlamayayım dedirttim. Cinnet anı. Ağır tahrif var diyecek avukatlar. Çıkart maskeyi kızım. Ebru Hanım, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çocukları görebilir miyim? Tamam ama biraz dinlenmeniz lazım. Ben çocukları görürsem daha iyi olurum. Aslanım, bil diye söyledim. Sakın başka kimseye söyleme. Nereye oğlum? Bilmiyorum amca. Bekle. Yok, sen gelme. Ben biraz yalnız kalayım. İyi. Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba ya? Ya bari Rüzgar'ı okuldan almadan önce görebilsek. İsterseniz ben alayım Rüzgar'ı. Yok yok, sen alma. Şimdi bizi göremeyince korkar falan. Ya zaten zor duruyor. Bence artık görebilirsiniz. Hadi bakalım, anneniz sizi görmek istiyor. Siz çocukları merak etmeyin. Ben onlarla ilgilenirim. Gerekirse bana gideriz. Hem böyle beraber olunca kızlara da iyi geliyor. Size de zahmet veriyoruz hocam, kusura bakmayın. Yok canım, olur mu öyle şey? Oğuz Bey, siz iyi misiniz? Yani bütün bunların dışında biraz durgun görünüyorsunuz. Yoksa Deniz'le ilgili problem var. Yok, hayır hayır. Deniz'le gayet iyiyiz. Hatta her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Aslında bunda sizin de payınız çok büyük. Yok canım, ben bir şey yapmadım. Buralar her şey çok üst üste geldi. Sanırım ben de biraz yoruldum. Bir de yakınlarım olunca işte. Anlıyorum.
Görüşmek üzere. Hoşçakal. Oğlun mu? Maşallah. Çok yakışıklı. Allah bağışlasın. Benim de iki kızım vardı. Biri öldü. Babalarını da onlar küçükken kaybettik. Başın sağ olsun. Sağ ol. Tabii yalnızlık Allah'a mahsus. Yeniden evlendim. Abla sen niye buradasın? Büyük kızım 14'ünde kocaya kaçtı. 6 sene hiç göremedik. Küçük kızım da 15 yaşına gelince kendini astı. Onu gömdükten 3-5 ay sonra ablası aradı. Kardeşinin öldüğünü duymuş. Ağlıyor ağlıyor açtı telefonu. Dayanamamıştır dedi. O adamın yaptıklarına dayanamamıştır. Ben niye kaçtım biliyor musun dedi. Kocan olacak adama sor dedi. O anda kan beynime sıçradı. Ayağımın altında yer kaydı sanki. Kendime geldiğimde elimde bir balta vardı. Sonu böyle işte. Of! Ay, herkesin derdi kendine göre büyük. Ranza ranza dolaş, koğuş koğuş dolaş. Öyle aklı hayale gelmedik hikayeler dinlersin ki acım dediğin şeyden utanırsın. Neredesin sen? Okuldayım. Ne oldu sana? Sen neredesin? Onu söylesene. Okuldayım Baran. Ne oldu? Söylesene. O kadar çok şey oluyor ki ama sen hiçbirinde yoksun Ayşe. Neredesin? Söyle, geliyorum. Anne. Annenizi yormayın kızlar, tamam mı? Ebru Hanım istediği için size izin verdim. Sadece 5 dakika. Sağ olun. Anneciğim, iyi misin? İyiyim ben. O kadar çok korktuk ki sana bir şey olacak diye. İyiyim şimdi. Merak etmeyin. Rüzgar nasıl? İyi anne, iyi. Bir şey söylemedik. İdare ettik işte Baran'la. Baran? O nasıl? İyi anne. Hep yanımızdaydı. Bir an olsun ayrılmadı yanımızdan. Anne. Nalin'i hapse attılar. O yaptı değil mi anne? Nalin yaptı. İnşallah ömür boyu çıkamaz içeriden. Baran. Nasıl gitti ders? İşler öğrendin mi bari?
Ben bugün çok şey öğrendim. Anası içeri giren biri nasıl hisseder onu öğrendim. Bir yandan üzülürken, kahrolurken... ...bir yandan ihanete uğramak neymiş onu öğrendim. Ebru hastanedeyken, anam Ebru'yu bıçaklamışken arada nasıl kalınır? Nasıl utanç, korku, hüzün birbirine girer onu öğrendim. Ama en çok da neyi öğrendim biliyor musun? Aslında herkes kendi derdindeymiş. İnsan yaşlandıkça yalnızlaşırmış. Babalar, amcalar, dayıların ölümüyle başlayıp... ...sevgiline en çok ihtiyacın olduğun zaman da yanında olmayışıyla devam ediyormuş. Yalnız kalanlar, kaybedecek hiçbir şey kalmayanlar korkusuz oluyormuş. Hiçbir şeyden korkmuyormuş. Baran niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorum ha? Anam Ebru'yu bıçakladı, içeri girdi. Ebru hastanede canıyla cebelleşiyor. Oğuz anama yüzük alıyor, anam bunu kabul ediyor. Anam içeriden çıkacak mı, çıkmayacak mı belli değil ama ben yüzük derdindeyim değil mi? Baran sen sadece acını başka bir yere aktarıyorsun. Kendine haksızlık etme ne olursun. Ayşe. Ben öyle afili psikolojik şeylerden anlamam. Benim hissettiğim tek şey var. Bu da artık nefes alamıyorum. Baran dur. Ya Ayşe. Sen en iyisini yap biliyor musun? Okuluna git, hastaneye git, anana burun kıvır, kardeşine burun kıvır. Öyle oldu, şöyle bitti diye dövün dur. Baran. Siz gidin artık hadi. Kardeşinizi yalnız bırakmayın. Olmaz anne. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalacağım. İkiniz de gidiyorsunuz. Ben daha iyiyim. Doktor yarın çıkabileceğimi söyledi. Tamam anne, tamam. Sen zorlama kendini. Hadi gidin siz. Zaten çok yorgun. Konuşamıyorum bile. Tamam. Kalmamıza izin vermiyor. Rüzgar'ı da okuldan almamız lazım. Sonra konağa mı gideceksiniz? Hayır asla. Tabii ki. Ne yapacaksınız peki? Fikrim geldi. Heh, maşallah. Bak oğlumuz artık fikrini söyleyebiliyor. Aferin. Hadi çocuğum bak git o köşeye yapıver fikrini. Hadi. Thank you.
Babanın vefatında ikide bir gelip beni suçlamadın mı? Dakika başı konakla ses olsa kapıda bitmedin bu herif. Peki neden? Narın mevzusunda benim karşı çıkacağım biliyin. Aklınca beni taca çıkar aşk. Ben bundan hiçbir uyarımıza kulak asmamış. O kadar da konuştum ha. Tehdit bile ettim. Narin'den uzak dur dedim. Ama o ne yapmış etmiş bildiğini okumuş. İyice mal oldu ikisi de. Rüzgar'cığım, hadi ye biraz ha. Bak aynı İstanbul'da yaptığımız gibi. Eğer bundan yemek istemiyorsan meyveli pasta alayım sana. Ben sıkıldım. Eve gitmek istiyorum. Belki annemizi bekliyordur. Benim sinema arkadaşım sıkıldıysa ben de sıkıldım. Bak siz böyle yaptıkça Yüzgar daha beter kötü oluyor. Merhaba. Hoş geldin Ayşe. Otursana. Yok oturmayayım, işlerim var benim. Ada biraz konuşabilir miyiz? Olur. Efendim teyze? Neredesin yine? Kızlarlayım. Oturuyoruz kafede. Her zaman geldiğimiz bir kafe var, oradayız. Tamam, geliyorum. Nereye geliyorsun? Teyze! Ya teyze! Ayşe. İyi misin? İyi olacağım. Ebru abla nasıl oldu? Uyandı. Yarın çıkarabilecekmişiz. Çok sevindim. Sağ ol biz de. Ada bir şey diyeceğim. Ben bugün Baran'ı gördüm. Yani bana söylemediğini bırakmadı. Ben onu ilk defa bu kadar kötü gördüm. Siz kardeşsiniz. Hem sana olan hassasiyetini de biliyorsun. Sen bir konuşsan. Belki dinler. Benim de annem birini öldürmeye çalışsa ben de kötü olurdum herhalde Ayşe. Ama cezasını çekiyor. Üzgünüm. Ada beni anladığını sanmıyorum. Yani evet haklısın. Ama Baran'ı da bu yüzden suçlayamazsın ki. Sen de beni anladığını zannetmiyorum Ayşe. Neyse dediğim gibi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi oraya gidip kardeşimi eğlendirmeliyim. Annesinin hastane köşelerinde kıvrandığını bilmesin diye. Rüzgarı düşünen yok çünkü değil mi? Emine, az daha ver. Emine, çocuklar nerede? Ana, aradım gelmeyeceklermiş. Ne demek gelmeyeceklermiş? Hastanede mi kalacaklarmış? Neredelermiş? Bilmiyorum, ona söylemediler. Ana, merak etme sen. Biliyorum, bu ara bizi görmek istemiyorlar. Acıları, öfkeleri taze daha. Ana, sen telaşlanma. Geç de olsa ben onları alır getiririm sana. Asım nerede? O da üşütmüş ana. İlacını verdim, erkenden uyuttum. Baran da yok. O da yollara vurmuştur kendini. Ben herkesi bir araya toplamaya çalıştıkça herkes bir tarafa dağılıyor. Elimde Murat Bey'in Kendal tarafından öldürüldüğüne dair görüntüler var. Yalan söylüyorsun lan. Amcama iftira atıyorsun. Baran, Baran. Amcama iftira atıyorsun. Baran, Baran, Baran. Narin'den uzak dur dedim. Ama o
ne yapmış etmiş bildiğini okumuş. Ben nasıl bir kızım? Huysuz? Hayır. Cadı? Değil. Aksi mi? Hayır. Atarlı. Bravo ya, sağ ol yani. Benim kafamın içinde ne var? Beyin. Beynin içinde? Beyincik. Değil. Omurilik soğanı. Harikasın, sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bitti bitti. Süreniz bitti arkadaşlar. Oho, bunu var ya, hayatta bilemezsiniz. Diyorsun. Diyorum. Bence fazla emin olma. Maya, Alaaddin'in sihirli cini nerede yaşar? Lambada. Ay. Yuh. Hani çocukken bunun sesini duyunca çok ağlardım. Teyze. Dur, tamam tamam. Hani bunun bir dizisi vardı. Kara bir şey. Konuşan araba. Şimşek teyze, şimşek. Aferin, bildin. Çak çak çak. Hep beraber bildik sayende. Hey, şimşekten mi korkuyorsun? Ben de korkuyordum şimşekten. Değil mi Ada? Ya, bilmez miyim? Yorgan altı. Hatta hala korkuyor sayılabilir. Ya benimki korkmaktan ziyade çekinmek aslında. Yani korku yok. Çok ağlardı, çok. Büyük oğlum atlaslar kuşan anayı. Peşinden koşan, kime yar deyip de sarıp sarınaşan, uzatacak elim kolum mu kalmış, yarınımı bilmem dünüm kayıptır, ateşten sırrım var demem ayıp. Sevmezsen anneni git kolundan attır. Doğrulup kalkacak gücüm mü kalmış? Ömrüme ömür olur görmezsem hürmetin. Doğduğundan beri çektiğim eziye fukara. Hesabın soracak derman mı kalmış? Thank you.
Neredesin sen? Akşam yemeğe de gelmedin. Anam çok merak etti seni ha. Zaten kadın derdi baştan aşkın. Ben bugün dayımda kalacağım. Serdar, Deniz. Ana! Ana neredesin? Ana! Neredesin ana? Neredesin ana? Neredesin? Ana! Neredesin ana? Haber verdiğiniz için teşekkür ederim Elif Hanım. Rica ederim. Ada Ümmü'ye o eve gitmem diye tutturunca Serdar, Deniz, Emre hep beraber buradayız. Bize gidelim dedim, yok diyorlar. Kafe de kapanıyor, ne yapacağımı bilemedim. Tamam, siz bana yeri tarif edin, ben birazdan gelirim. Kapanacak birazdan. Hadi bakalım kızlar, bize gidiyoruz. Bu akşam bizesiniz. Ebru Hanım'a söz verdim. Hadi. Hadi. Thank you.
13. Bir tane kaldı. O da sana kum. O da sana. Çocuklar kahvaltıya gelmeyin mi? Ana, dün gece komutan aradı. Çocuklar onda kalmış. Ağzım da hastaydı, ilacını verdim, karnını doyurdum, yatırdım. Fena dağılık desenize. Dün de Baran Fırat abinin evinde kalmış. Çocuk eve yere sağmaz oldu vallahi. Ne yapsın, neye üzüleceğini şaşırdı. Bir yandan anası böyle, bir yandan Ebru yenge. Yazık. Yavaş kız, beni yakacın. Dikkat etsene. Korkma, merhem var. Süreriz geçer. İzi kalmaz. Yani teninde kalmaz. Ana, kızlar Rüzgar'ı okula bıraktıktan sonra Ebru'yu almaya gideceklermiş. Yani Ebru bugün eve gelecek. Çok şükür Allah'ım sana. He aslanım, söyle. Amca, anamı görmem lazım ben. Tamam aslanım, iyi düşünmüşsün. Git gör. Onun da sana ihtiyacı var. Görmeme izin verirler mi? Ayarlarım ben aslanım, sen merak etme. Avukatla konuşurum şimdi. Hemen görebilir miyim peki? Acelen ne oğlum? Anan kaçmıyor ya. Kendi al. İyi iyi, tamam. Sen hemen geç şimdi. Avukat seni kapıda karşılar. Ben ararım şimdi. Tamam. Alo avukat. Ya benim yeğenim anasını görmek istiyor. Hemen git ona bir görüşme ayarla. Birazdan kapıya gelecek. Ona göre. Zorluk çıkmasın ha. Ay sağ olasın. Haydi. Oldu mu? Bırak. Ben bakarım. Sabahtan akşama kadar uyutayım çocuğu. Yüzünü göremedim aslanımın ya. Aslanıma bak benim be. Aslanım be. Hay kurban olsun babası. Gel bakayım, gel, 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 gel. Hey maşallah, hey maşallah. Bırak, bırak. Oğlum, aslanım, Mehdim benim. Aman be, yerim ben seni. Koçum benim, aslanım benim. Oh. Oğlum. Ağam başına dikkat et. Ya gören de çocuk baktın sanır ha. Bu konakta kaç tane çocuk büyüdü bileyim mi sen? Hay sağ kurban olsun baba. Oh, oh aslanıma bak. Bir de doğmayanlar var tabii. Afiyet olsun size. İlaç saatiniz geldi Fikriye Hanım. Bırakıver orayı, içerim birazdan. Şey, belki duydunuz, Narin Hanım hapse girdi. Duydum. Ebru Hanım da bugün taburcu olacak. Evet, çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, sağ ol. Tamam, bir emriniz olursa? Ararım seni. Kız, selam sabah yok mu artık? Ya bizim derdimiz bina açtı. Maşallah sen hala selamın sabahın derdindesin.
Tamam kızım, bir celallenme. Bana bak. Bu Fikriye Hanım ortalıklardan kayboldu. Biliyor musun niye kayboldu? Ne bileyim ben ya. Onlarla işi dışta olan sensin. Git oğluna sor. Oğlum. İyiyim oğlum, iyiyim. Alıyorum ilaçlarımı, merak etme sen. Çocuklar çok iyi bakıyorlar bana. Ablam mı? Ne yapsın, iyi olmaya çalışıyor işte. Tamam. Sen işlerini hallet, konuşuruz sonra. Hayırdır Özlem, nereye? Kızım bir dur. Elini kolunu sallaya sallaya nereye gidiyorsun? Kasım, gardiyandan betersin ha. Ben senin iyiliğini için söylüyorum. Abini unuttun galiba. Merak etme. Ondan korkmama gerek kalmadı artık. Hadi yani nereden biliyorsun? Bir melek girdi rüyama. Söyledikleri içime dokundu. Belki de abini çok yanlış tanımışındır. Belki düşüne bir melek girmiştir. O da doğru yolu bulmuştur. Olamaz mı? Ana, bir şeyin var mı? İlacını getireyim mi sen? Yok kızım, yok. Daha neyim olsun ha? Ebru eve gelince yüzüne nasıl bakacağız, ben onu düşünüyorum. Asıl o bizim yüzümüze nasıl bakacak ana? Gelip buraya hayatımıza çöreklendi. Fırat'ın hayatına girdi de ne oldu ana? De hele. Kadın girdiği her yeri talan ediyor ya. Asıl o bizim yüzümüze nasıl bakacak? Aklı varsa çekip gider. Yok illa kalıcım derse de Sibel'e, hatta Emine'ye vermeye kalktığı o dökük evini dayar döşer orada oturur. Bizden uzak, Allah'a yakın. Hepimiz için böylesi en iyisi. Anne. Anneciğim. Aa, dur dur. İyi misin? Ağrın mı var? Ay yok yok. İyiyim iyiyim. Dikişler işte. Hadi yardım edin de eve gidelim. Ebru Hanım. Belki bunu sormanın pek zamanı değil ama ifadeniz için çok önemli. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Sizi yaralayan. Yaralayan mı? Öldürmek isteyen dedin herhalde Oğuz abi, değil mi? Bunu gerçekten soruyor musun ya? Allah aşkına ondan başka kim yapmış olabilir ki? Anne, konuşsana. Nasılsın ana? Seni gördüm ya, nasıl olayım oğlum? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İçim yanıyor ana. Beni merak etme Baran. Ben çok iyiyim oğlum. Öyle filmlerdeki gibi değil. İçeridekiler iyi insanlar.
Ebru'yu sen mi vurdun? Amcam dedi ki en iyi avukatları tuttum. En az cezayı alacak diye. Kimin için az ama bir ay az mıdır? Bir yıl az mı? Kimin için? Çok geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Anne, konağa dönmeyi düşünmüyorsun değil mi? Bu halde beni nereye götürmeyi düşünüyorsunuz? Oğuz abi var anne, oraya gideriz. Canım, bize de gidebiliriz isterseniz. Ya ben bulurum bir şekilde bir yolunu ya, hallederiz. Evet anne, biz adayla çalışırız. Evet. Hayır, orası bizim evimiz. Döneceğiz. Nasıl özlemişim gözlerini. Ben bir daha hiç göremeyeceğim sanmıştım. Neden yaptın? Sen bana bunu sormak için mi geldin oğlum? Ben de ananı çok özledin de öyle geldin sandım. Bunu sormak için gelmedim ki. Bunu sormak için geldim. Şimdi ben kendinden nefret ediyorum ama. Niye biliyor musun? İçimde bin tane ses var. Bini de birbirine karışıyor. Biri anam mı yaptı diyor. Diğeri neden diyor. Öbürü ne fark eder, anan zaten içeride diyor. Biri yüzü neden kabul etti diyor. Diğeri babanı artık sevmediği için mi diyor? İçim içim ne diyor ama? Ben kendimden nefret ediyorum. Anası hapse girecek bir evladım ben. Şimdi yüzüğün, Oğuz'un hesabını sormanın zamanı mı diyorum? Sonra nasıl olsa sormayacak mıyım diyorum. Ben kendi içimde kayboluyorum ana. Sen sustukça, herkes sustukça onlar avaz avaz bağırmaya devam ediyor. Sonra o seslerin hepsi tek bir ses oluyor. Beni kör eden, sağır eden, deli eden. Neden ana? Neden lan? Neden? Neden yaptın lan? Neden yaptın? Neden diyorum sana? Neden ana? Neden? Ama cevap ver. Tekrar geçmiş olsun Ebru. Sağ ol Oğuzhan.
Hadi Serdar. Ebru. Hoş geldin kızım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldun Ebru abla? Ağrın falan var mı? Birazcık. Sen geliyorsun diye tencere tencere yemek yaptı Emine abla. Sağ ol Emine. Abimden haber var mı? Yok. Kayboldu gitti. Ah be kızım. Hep beni kötü ana bildiniz. Ama ben kötü bir ana değilim. Sadece çaresizim. Zamanında baldırı çıplak bir ite vardım. Gün yüzü görmedim. Ama siz yine de beni suçlayın. Sen kendine kızıp duruyorsun. Niye çekiyorsun be Özlem? Ben sana diyeyim. Azıcık gün yüzü göreyim. Aç açıkta kalmayayım diye. Öyle değil mi? İşte ben de babanıza katlandım. Sağlığında ne içkisi bitti, ne kumarı, ne dayağı. Elden ayaktan düşünce de bakması bana kaldı. Ama yok. Ana sen şöyle başını çevirdin, şöyle ettin, böyle ettin. Tamam. Sen beni kötü bil. Üçünüz de öyle bilin. Ama sana bir ana nasihat. Gönlüne bir şey düştüyse sil at onu Özlem. Nereden biliyorsun deme. Ben kızımı tanırım. Hani bir gün sen bana, sen de ana mısın? Elin iti, uğursuzu, katili bir iki yüzüme güldü, bir iki saçımı okşadı diye yalın ayak düştüm peşine demedin mi? İşte o zaman anladım sende bir haller olduğunu. O adam seni ve Kendall'ı Sabri'nin elinden kurtaran adam değil. Ah be kızım. Aşka meşke susadın, gün yüzü görmedin. Özlem. Kirayı veremediğin zaman aşk biter. Tencereye ne koyacağını düşünmeye başladığın zaman aşk ölür. Sakın ha kızım. Sakın ha. Bir delilik yapma. Ben senin ciğerini bilirim. Yeterince sürünmedin mi Özlem ha? Neden ama? Neden lan? Neden? Neden yaptın lan? Neden yaptın? Neden diyorum sana? Neden ana? Neden? Ay bir dakika, bir dakika. Kızlar beni ananızla yalnız bırakın. Hadi kızlar. Siz odanıza gidin biraz.
Sen bana dilden olmasa da gönülden ana dedin. Ama ben sana analık edemedim. Bir ananın kızını koruyabileceği gibi koruyamadım seni. Beni bırakmayın, daha ne kadar dayanabileceğim dedin. Ama ben senin yanında hiç olamadım. İyi misin demeye utanayım. Bıraksanız iyi olacağım diye için. Bir şeye ihtiyacım var mı diye sormaya utanayım. Rahat bırakın yeter diye için. Geçmiş olsun demeye utanayım. Fırsat vermeyiniz ki biri bitmeden birini kucağıma bırakınız diye için. Yani ben soracağım, her sorunun cevabını bileyim. Sormanın da kıymeti kalmıyor. Sana sormaktan zorlandığım soruların hepsi bu değil. Narin mi yaptı? Kadriye Hanım. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Narin'in bu bitmek bilmeyen öfkesinin sebebi nedir? Kadriye Hanım, annem sayenizde çok büyük bir şey atlattı. Şimdi izin verin dinlensin, olur mu? Ada. Ada haklı. Üstelik her kelimesi. Gel lan buraya, gel. Ettin ama lan. Serdar, Serdar, Serdar dur. Serdar, Serdar dur. Baran, sen git yerine. Ne o Baran, beni mi döveceksin ha? Sen anama nasıl yüzük alırsın lan? Tamam, gel benimle. Abi. Sen yerinde kal Serdar. Gel benimle Baran. Narin yapmış. Ana. Beni Narin'e götür, kendi al. Ana bak, beni şimdi iyiliğine. Şimdi Narin seni görürse çok kötü olur. Sen de onu öyle görünce daha kötü olursun. Hem kalbin, tansiyonun, ben seni düşüneyim. Bugün olmaz, şimdi olmaz. Hem ha deyince de giremeyiz oraya. Orası bizim buralar gibi değil ana. Haydi çıkalım, gel. Gel. Narin yapmış. Neden yaptın lan? Neden yaptın? Neden diyorum sana? Neden ana? Neden? Neden? Seni ilk gördüğümde aşık oldum. Belki hiç söyleyemedim. Ama ben de seni sevdim. Çocuklara teşekkür etmek anlamında size bir eşarp hediye almışlar. Buyurun. Daha iyi misin? İyi, bakın. Siz böyle yaparsanız ben hakikaten kalkamam.
sen iyi ol da ben hep böyle kalmaya razıyım. Hadi oradan. Bir şey olursa seslen, tamam mı? Tamam. Ada, bak bu Baran benim elimde kalacak, haberin olsun. Alo, ne oldu? Ben Ebru. Ebru Hanım, şey yok bir şey ya, önemli bir şey değil. Serdar ne oldu diye sordum sana. Baran geldi, abime saldırmaya kalktı. Şimdi gittiler aşağıya. Nereye gittiler? Bilmiyorum, aşağıya doğru yürüdüler. Neredeler dedim. Ya Ebru Hanım, gelmeyin siz. Gerçekten hastasınız, daha yeni iyileştiniz. Ben hallederim bir şekilde. Serdar, hemen gelip beni al. Bak, yoksa bu halime koştura koştura ben gelirim oraya. Tamam, tamam ben geliyorum. Tamam. Baran. Tamam. Ama üstümde üniforma varken olmaz. Vursana lan sen de. Vursana! Vur! Kalk lan kalk! Gülebilme ihtimalimin olduğunu bana tekrar düşündürttüğün için. Hayatımda hiçbir şey gerçekten benim olmadı. Sen bana kendimi tanıttın tekrar.